Üzere, çözümü birlikte arayıp doğruyu bulabiliriz. Dayanışma içinde hareket edersek sorunları çözebiliriz diyen yüreğinde barışa, eşitliğe ve demokrasiye yer açan yaptırdıkları yapacaklarının teminatı olan seslerini duyuramayanların sesi bu ülkenin işsizlerinin bu ülkenin estafının, bu ülkede yaşayan halkın ve garibanların dostu, milletin sesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşmasını yapmak üzere büyük alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Efendim öncelikle hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Umuyorum güzel ve keyifli bir toplantı yapacağız. Bir miting yapmıyoruz. Sizinle oturup konuşacağız. Memleketin nereye gittiğini siz de görüyorsunuz, ben de görüyorum. Giderek artan sorunlarımız var. Siz de yaşıyorsunuz, ben de yaşıyorum. Evlatlarınız var, iş bulamıyorlar. Siz yaşıyorsunuz, ben de görüyorum. O zaman bir çıkışa ihtiyacımız var. Var olan sorunları çözmeye ihtiyacımız var. Bunu çözmek için de gerçekten ülkeye hizmet etmeyi her şeyin önüne taşıyan bir siyasal anlayışa ihtiyacımız var. Yani cebini doldurmak için iktidar olmaya değil, halkın cebi dolsun diye mücadele eden insanlara ihtiyacımız var. Toplumu kamplaştırdılar siz görüyorsunuz. İnanç üzerinden siyaset yapılıyor görüyorsunuz. Yaşam tarzı üzerinden siyaset yapılıyor görüyorsunuz. Kimlikler üzerinden siyaset yapılıyor görüyorsunuz. görüyorsunuz. Allah aşkına eğer kim kimlik üzerinden siyaset yapıyorsa, inanç üzerinden siyaset yapıyorsa ülkenin sorunlarıyla ilgilenmiyor demektir. Herkesin inancı benim başımın üstüne. Herkesin kimliği benim başımın üstüne. Herkesin yaşam tarzı benim başımın üstüne. Peki siyasetin görevi ne? Siyasetin görevi ya millet memnun mu değil mi? İşi gücü var mı? Tarlada çalıştıysa, ektiyse ürünün karşılığını alıyor mu, almıyor mu? Sanayi çalışıyor mu, şartlar dönüyor mu? İşsizlik bitti, Hiçbir anne çocuğunu yatağa aç yatırıyor mu yatırmıyor mu? Siyasetin konusu budur. Türkiye buradan çıktı. Yeniden raya oturması lazım. Yüzyılı bitirdik değerli Osmaniyeli kardeşlerim. Yüzyılı bitirdik. 1923 99. yıldayız. Önümüzdeki yıl 2023 olacak. Yüzyıl. Yüzyılın içine baktığınız zaman büyük sıkıntılar yaşadık. Ama şimdi ikinci yüzyıla güçlü bir iradeyle çıkmamız lazım. Türkiye'nin hızla büyümesi lazım. Türkiye'nin hızla kalkınması lazım. Bölgesinde önder olması lazım. Güçlü olması lazım. Sözü dinlenen bir ülke olması lazım. Eğer bunu yapamazsak sorunlarımızı çözemeyiz. Lider olmanın yolu üretmekten geçer. Lider olmanın yolu çalışmaktan geçer. Lider olmanın yolu kişi başına milli geliri artırmaktan geçer. Lider olmanın yolu istihdam yaratmaktan geçer. Eğer milyonlarca kişi gelmiş bizim bu kadar işsizimiz varken onlar da bizim bir şekliyle yanımızda duruyorsa yani sığınmacılardan söz ediyorum. Yani Suriyelilerden söz ediyorum. Ve onlara da aşiş veriyoruz. Soru şu. Suriyeliler buraya niye geldi? Ve Suriyeliler buradan nasıl gidecek? Bu sorunun cevabını siyasal iktidarın devleti yönetenlerin vermesi lazım. Bu sorunun cevabını vermiyorsa sizin onlara artı oy verme hakkınız yoktur arkadaşlar. Bakın bu kadar açık, bu kadar net söylüyorum. söylüyorum. Ben kendi insanımın önce karnını doyurmak zorundayım. Benim insanımın karnı önce doymuş olacak. Benim insanım önce iş bulacak. Bu olmadığı takdirde sorunumuz artar. Büyük kentlerin getoları var, getolar oluşur. Yani bir anlamda orada yaşayan insanlar toplum, toplumdan kopuk bir şekilde şekilde hayatlarını sürdürürler ve onlar zaman zaman toplum açısından da ciddi sorunlar ciddi sorunlara kaynaklık ederler. Çiftçilerden başlayayım. Osmaniye biliyorum fıstık üretiminde Türkiye birincisi. Evet güzel. Üretiyor evet güzel. Kazanıyor, kazansın daha fazla kazansın. İhracat, daha fazla ihracat yapsın. Onun dışında pamuk ekenlerimiz var. Buğday ekenlerimiz var. Konya'da diyelim ağırlıklı olarak hayvancılık yapanlarımız var. Bir soru. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Konya'dan küçük olan Hollanda'nın yıllık tarım ürünü ihracatının neden onda birini ancak yapabiliyor? Neden? Konya'dan küçük. Konya'dan küçük bir devlet tarımda Türkiye'yi üçe dörde katlıyor. Sebep ne? Toprak mı? Bizde daha fazla. Güneş mi daha fazla? Su mu? E bereketi var, suyumuz da var. İnsan mı? E, i̇nsanımız daha fazla. Neden biz üretemiyoruz? Neden ihraç edemiyoruz? Neden et dışarıdan geliyor? Hayvan dışarıdan geliyor. Buğdayı dışarıdan geliyor. Arpa dışarıdan geliyor. Yem dışarıdan geliyor. Neden? Hadi petrolü anladık. Yok, güzel. Hadi doğalgazı da anladık. Yok, o da güzel. Peki diğerleri niye dışarıdan geliyor? Hangi gerekçeyle dışarıdan geliyor? Çiftçi toprağa küstürürseniz her şey dışarıdan gelir. Çiftçiyi toprağa küstüremezsiniz. Pandemi bize neyi gösterdi? Tarım stratejik sektördür. Bir daha ifade edeyim. Bütün dünyada tarım stratejik sektördür. Yani birisinin karnı doymazsa o ülkede huzur olmaz. Herkesin bir sefer karnının doyması lazım. E nasıl doyacak? E çiftçi üretecek. E çiftçiyi toprağa küstürürsen ne olacak? Sorun çıkacak. Yolu nedir? Söyleyeyim. Allah nasip eder. Millet ittifakı olarak iktidara geldiğimizde çiftçilerin tarım kredi veya bankalardan aldıkları kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. Sıfır diyeceğiz. Hiç endişe etmeyin. Ya zaten doğru dürüst gelir elde edemiyor. Mazotun fiyatı, gübrenin fiyatı, ilacın fiyatı baktığın zaman zaten dünyanın parasını ödüyor. Bir çiftçi bankadan niye kredi alır? İmkan olsa hiç kredi almayacak zaten. Dolayısıyla faizlerini sileceksen yeni bir sayfa başlayacak, başlatacaksın. Bir rahatlayacak. Çiftçi kardeşim bir nefes alacak. Oh ya. En azından bankalara faiz ödemeyeceğim. Kim faize karşı? Sıfırlarsan doğrudur. Faize karşısın. Sıfırlarsın. Çiftçinin faizini sıfırlayacağız. İki, esnaf da var aynı şekilde. Esnaf ve çiftçi bir toplumun orta direğidir yani toplumu ayakta tutan en önemli iki alandır. Esnaf ve çiftçi. İkisi üretmezse, ikisi kazanmazsa ülkenin huzura çıkma şansı yoktur. Esnafın da ister bankalardan, ister esnaf kefalet kooperatiflerinden aldıkları kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. Bakın burada Millet İttifakından arkadaşlarım da var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığı olarak da ben gayet açık ve net ifade ediyorum bu faiz belasından yüksek faiz belasından esnafı ve çiftçiyi kurtaracağız. Bankanın çıkış nedeni. <laughs> Ziraat Bankası'nın kuruluş adı Ziraat Bankası. Ama doğru dürüst çiftçiye kredi açmıyor. Halk Bankası esnaf bankasıdır aslında. Esnaf için kuruldu. Habza bazlı tarım planlaması yapılacak. Ne demek habza bazlı tarım planlaması? Burada fıstık mı ekiliyor? Tamam kardeşim. Diyeceğiz ki bu bölge fıstık ekecek. Bu bölgede herkes üretecek. Herkes kazanacak. Konya Ovası mı? Ne ekilecek? Buğday ekilecek. Bir başka yer pamuk ekilecek. Bir başka yer afyon ekilecek. Bir başka yer üzüm, asmalar, fidanlar. Bir başka yer Erzurum ve çevresi orası özel ekonomi bölgesi diye orayı düşünüyoruz. Hayvancılık ve hayvan ürünleri merkezi olacak orası. Sadece Erzurum değil, Erzurum ve çevresini ele alarak e, onu değerlendireceğiz. Bu bölgede bu kadar verimli topraklar varken bu bölge gerçekten de tarım açısından şaha kalkmak zorunda. Çukurova ya romanlara girdi Çukurova. Dünya biliyor Çukurova'yı ama Çukurova'da çiftçi çok memnun değil. Memnun etmemiz lazım. Çiftçi burada üretecek, üretmesi lazım. Havza bazlı planlamayı yaptıktan sonra şunu söyleyeceksiniz. Sen buğday mı ekiyorsun kardeşim? Güzel. Fıstık mı ekiyorsun? Gayet güzel. Maliyetin ne? Dönüm maliyeti bulunacak. Dönüm maliyeti. Dönüm maliyetini çağırsınız Ziraat Odaları Birliği'ni. Dersiniz ki dönüm maliyeti budur. Üzerine makul bir kar koyarsınız. Eşittir taban fiyat olur. Yani hiçbir çiftim ektiği ürün dolayısıyla asla zarar etmeyecek planlı olmak kaydıyla hiçbir çiftçi ektiği ürün dolayısıyla havza bazlı planlamada asla zarar etmeyecek. Maliyeti var mı? Var. İster mazot ister diğerleri maliyet ne olursa olsun ne kadar artarsa artsın o yükü çiftçinin sırtına yıkmayacaksın. Maliyeti bulacaksın. Üstüne çiftçinin makul karını koyacaksın. Diyeceksin ki taban fiyat budur. Dolayısıyla çiftçi ne ekeceğini bilecek, kaçtan da satacağını bilecek. Ve böylece çiftçinin devlet garantörü olacak. Tarsim dolayısıyla büyük sıkıntılar var. Yani tarım sigortası dolayısıyla büyük sıkıntılar var. Biliyorum. Özellikle miras yoluyla parçalanan yerler var. Tarsim'i yeniden ele alacağız. Tarsim sigortasını, kanunu yeniden ele alacağız. Çağıracağız ziraat odalarını, çiftçi birliklerini çağıracağız. Diyeceğiz ki bu Tarsim'i çiftçinin dostluğu nasıl yapabiliriz? Hangi düzenlemeleri yapmamız gerekir? Onları yapacağız. Tarım Kanunu 21. maddesi var. altta çıkan bir kanun. Bu yıl bu yıl yani 2022'de çiftçiye 134 milyar lira yardım yapılması lazım. 134 milyar kanuna göre yapılması lazım. Şu ana kadar yapılmadı. Yapılan 30-35 milyar lira. Yani çiftçinin Türkiye'de eken çiftçinin, üreten çiftçinin 100 milyar liralık bir alacağı var. Var olan hükümetten. Kanunun 21. maddesi diyor ki çiftçiye her yıl milli gelirin en az yüzde biri oranda destek verilir. Yüzde biri oranda destek verilir. Verilebilir değil. Verilir diyor. Veriliyorsa vereceksin ama vermediler. Burada ciddi bir sorun olarak karşımızda duruyor. Ayrıca bir şey daha. Çiftçinin traktörü yani tarımda kullandığı araçlar çiftçinin hayvanı asla ve asla icra dosyalarına konu olmayacak. Hiçbir icra memuru gelip çiftçinin traktörünü alıp götüremeyecek. Kanunu değiştireceğiz. Bunlar burada kalacak kardeşim. Ekecek ki borcunu ödesin. Traktörünü alırsan, hayvanını elinden alırsan nasıl üretecek bu insan? Nasıl borcunu ödeyecek? Bu düzenlemeyi yapacağız. Ayrıca çiftçiler için kırmızı mazot uygulaması düşünüyoruz. Kırmızı mazot. Yani çiftçi için KDV'siz ve ÖTV'siz mazot verilecek çiftçiye. Diyeceksiniz ki KDV'siz ve ÖTV'siz mazot kimlere veriliyor? Yatı olan, yatınız varsa, güzel bir yatınız varsa, denizde güzel gezmek istiyorsanız, tatile gitmek istiyorsanız, Efendim adalara gidip gezmek istiyorsanız, komşu ille, ülkelere gidip gezmek istiyorsanız deniz yoluyla yatınız varsa gidersiniz. Yata mazot ötevesiz ve kadevesiz verilir. E çiftçiye? E çiftçi herhalde traktörüyle gidip turistik gezi yapmıyor. Tarlaya gidiyor. Üretecek, ekecek. Hadi diyelim ki mazot çok pahalı oldu. Şehirde yaşayan arabasına binmez. Belediye otobüsüne biner. Metroya biner. Ama çiftçi tarlasını sürmek zorundadır. Çiftçiye ÖTV'siz ve KDV'siz mazot verilecek. Dolayısıyla çiftçi kırmızı mazotla tanışacak. Çiftçilerin kullandığı elektriğin faturası Şanlıurfa'ya gittim. Çiftçiler en çok kuyudan su çekiyorlar. Elektrik faturası çok yüksek bir fatura. Onlara şunu söyledim. Şanlıurfa'nın Büyükşehir Belediye Başkanlığını bize verin önümüzdeki seçimlerde. Şanlıurfa'da bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğim. Bu sözü verdim. Gerçekten de. Allah'ın güneşi bedava. Yapacağınız paneller. Başka bir şey yok. Dışarıdan gelmiyor. Kooperatif kurduracağız çiftçilere. Ki bunun denemesini de Dedi ya bir ara birisi dedi ki elinden tutan mı var yap diye yapıyoruz yapıyoruz şimdi hem de gayet güzel küçük bir ilçede yapıyor çiftçileri de bedava vereceğiz görsünler diye çiftçiler bir kooperatif kuracaklar kooperatife her türlü finansal desteği sağlayacağız çiftçi güneş enerjilerini kuracak iki buçuk milyon dekar arazi taşlık arazi var panelleri koyduğunuz zaman büyük bir enerji elde ediyorsunuz. Çiftçiye bedava veriyorsunuz. Artan elektriği enterkonekte sistem içinde satıyorsunuz. Çiftçi ayrıca elektrikten de gelir elde ediyor. Aynı uygulamayı yapacağız. Önce söyledim Şanlıurfa, arkasından 6 il, sonra Erzurum o bölge, arkasından diğer bütün Türkiye'de bunu yapacağız. Yani çiftçi evinde kullandığı elektrikle, köyünde kullandığı elektrik içinde herhangi bir para ödemeyecek. Bunun altyapısını hazırlıyoruz. Ayrıca bir şey daha. Köylerimizde nasıl devletin bir görevlisi, bir imam varsa aynı şekilde bütün tarım yapılan yerlerde veteriner, hayvancılık varsa veteriner, eğer ziraat yapılıyorsa, toprakla uğraşılıyorsa ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni olacak. Kamu görevlisi olarak bunlar olacaklar. Dolayısıyla hayvanların aşıları zamanda yapılacak, hastalıklarıyla uğraşılacak, toprak analizleri yapılacak. Çiftçi için hangisi uygunsa o ürünün ekilmesine imkan verilecek. Bunları da yapacağız. Bir şey daha yapacağız. Köyler boşalıyor değerli arkadaşlarım. Sizler de görüyorsunuz. Köylerde nüfus kalmadı. Gençler durmuyor köylerde. Bir düşüncemiz daha var. Onu da inşallah hayata geçireceğiz. Köylerdeki bütün kadınların ve gençlerin Sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek. Köyde kaldığı ve üretim yaptığı sürece primini devlet ödeyecek. <laughs> Çiftçi kardeşime bakın. Tarlaya küstürmedik. Toprağa küstürmedik. Ahıra küstürmedik. Üretiyor, kazanıyor, alın terinin karşılığını alıyor. Ürünü rahatlıkla satıyor, pazarlayabiliyor. Hiç kimse aç ve açıkta değil. O zaman büyük kentlerden yararlanmak istiyorsa tatilini gider büyük kentlerde yapar. Tatilini gider daha güzel yerlerde yapar. Yurt dışında yapar. Yani çiftçinin de kazanabileceği bir ortamı mutlaka yapacağız ve hayata geçireceğiz. Efendim, aramızda muhtarlar var. Muhtarlara demokrasinin temel taşı diye hitap ederiz. Demokrasinin temel taşı. Demokrasinin temel taşı dememizin temel nedeni bu topraklarda yapılan ilk seçim 1833 yılında Kastamonu'nun Taşköprüsü ilçesinde yapılan bir muhtarlık seçimidir. 1833 yılında bu topraklarda ilk seçim bir muhtarlık seçimidir. O nedenle muhtarlar demokrasinin temel taşı olarak adlandırılırlar. Ben de öyle adlandırıyorum zaten. <laughs> Muhtarları Muhtarları güçlendirmemiz lazım. Halkın oyuyla gelen, seçilen muhtarın güçlendirilmesi lazım. Eğer muhtarlık kurumunu güçlendirseniz demokrasiyi de güçlendirmiş olursunuz. Ben muhtarlara birer yardımcı personel vereceğim dediğim zaman kıyamet kopmuştu. Niye kıyamet kopuyor? Yani muhtarın da izin alıp bir yere gidip bir tatil yapma şansı yok mudur? Muhtarın da en azından komşu ile veya Ankara'ya bir şekilde gitme hakkı yok mudur? Yani kapattığı zaman orada birisi durmayacak mı? Bu kadar işsiz varken niye olmasın? KPSS sınavına girer, gelir, bir kişi olur. Muhtar değişir, seçime girer, başka bir muhtar gelir. Bütün o bürokratik işlemleri o arkadaşımız yeni muhtara gelir, anlatır. Hem istihdam yaratıyorsunuz. Hem kurumsal bir yapı yapıyorsunuz. Muhtarın, muhtarlığın ayrıca bir bütçesinin olması lazım. Buna da dediler efendim nasıl olur da muhtarın bir bütçesi olur. Niye olmasın? Hepiniz burada oturuyorsunuz değil mi Osmaniye'de? Belediye emlak vergisi de ödüyorsunuz değil mi? Ödüyorsunuz. Emlak vergisi ödeyen kişi muhtarı seçiyor mu? Seçiyor. Aynı emlak vergisi ödeyen kişi belediye başkanını seçiyor mu? E seçiyor. Emlak vergisini kim topluyor? Belediye başkanı topluyor. E yüzde birini muhtara verseniz ne olur? Ne olur? Çünkü muhtar vatandaşın en rahat ulaştığı kişidir. Diyelim ki bir vatandaş geldi. Dedi ki yahu kızım, oğlum Adana'da sınav kazandı ama otobüs parası bile bulamıyorum. Muhtar diyecek ki al kardeşim otobüs biletini alıyorum git gel diyecek. Sosyal yardımlar muhtarlar aracılığıyla yapılacak. Yani fakiri fukarayı sıraya dizip çağırıp politikacıyı televizyon kameralarını çağırıp kişilerin yoksulluğunu istismar ederek yardımı kaldıracağız. Allah nasip ederse bunu da kaldıracağız. Yardım yapılacaksa muhtar bilir. Kimin fakir olup olmadığını en iyi muhtar bilir. Bir de mahallenin bakkalı bilir. E muhtar var. Halkın seçti. Mahallenin seçti. Yardımsa ona vereceksiniz. O yardımları dağıtacak. Köy tüzel kişilikleri büyük şehirlerde kaldırıldı. O köy tüzel kişiliklerin yeniden gelmesi lazım. Değerli arkadaşlarım. Bütüncül bir muhtarlık kanunu yok. Muhtar kardeşlerim. Bakın ben size söyleyeyim. 82 değişik kanunda 354 maddede muhtar adı geçer. 354 maddede muhtar adı geçer. Hiçbir muhtar bunu bilemez. Ben de bilemiyordum muhtarlık için çalışma yaparken bunu da tespit ettik. Ve sizin bağımsız bir muhtarlar kanuna ihtiyacınız var. Bunun çıkması lazım. Bunun hazırlığını yaptık. Bütün çalışmalarını yaptık. Muhtar birliklerine gönderdik. Onların da görüşlerini aldık. Elimizin altında duruyor. Dolayısıyla Allah nasip eder iktidar olursak muhtarlık kanunu bu çerçevede size söylediğim bu ayrıntılarla bir şekliyle çıkacak. Sizin birleşik oy pusularınız yok. Bu aslında kamunun size önem vermediğini de gösterir. Girerseniz seçim kabinine muhtarlar için bir böyle parça parça pusulalar vardır. Her bir muhtarın pusulası vardır. Kızdığınız muhtar varsa onun pusulasını alır cebinize koyarsınız. Gelen vatandaş ona oy veremez. Niye birleşik oy pusularınız yok? Olması lazım. Çıkar vatandaş kim istiyorsa bir ürünü oraya basar. Bu muhtarlık kurumuna devleti yönetenlerin verdiği önem anlamına gelir. Bu çerçevede bakmak gerekiyor. Aynı zamanda değerli arkadaşlarım, muhtarlığı kanun bir kamu kurumu olarak tanımlamıyor. Mesela belediye muhtarlıkla beraber ortak bir proje yapamaz. Çünkü suç işler. Oysa halkın seçtiği bir kişi ve onun temsil ettiği bir kurum bir kamu kurumudur. Öyle olması lazım kamu kurumu olarak tanımlanması lazım. Ayrıca şöyle bir garip durum daha var. Muhtar kardeşlerim bakıyorlar, belediye meclisi bir karar aldı. Vatandaş gelip muhtara soruyor, ya muhtarım bu ne karardır ya, bu nedir? Muhtar diyor, haklı olarak, valla benim haberim yok diyor. Kendi mahallesiyle ilgili belediye meclisi bir karar alacaksa, oraya mutlaka muhtar davet edilmeli ve muhtar mutlaka o toplantıya katılmalı söz ve karar sahibi olmalı. Böylece mahallesiyle ilgili belediyenin aldığı kararla ilgili de kendi düşüncelerini bir şekliyle aktarmış da olacaktır. Türkiye Muhtarlar Birliği kurulmalı. Ayrıca Türkiye Belediyeler Birliği var. Türkiye Muhtarlar Birliği'nin de bir şekliyle kurulması lazım. Değerli arkadaşlarım. Milliyetçi duygunun çok güçlü olduğunu biliyorum Osmaniye'de. Aslında her birimiz milliyetçiyiz zaten. Bizim altı okumuzdan birisi de milliyetçiliktir. Vatanı ve bayrağıyla sorunu olmayan herkesin benim başımın üstünde yeri var. Vatanı ve bayrağıyla. Kim olursa olsun. Hangi görüşten olursa olsun her insana saygı duyarım. Yeter ki bayrağıyla ve vatanıyla sorunu olmasın. Bayrak ve vatan bizim kırmızı çizgimizdir. Onun altını özenle çizmek isterim. Allah nasip eder iktidar olduğumuzda bu şanlı ordumuzun elinden alınıp Katar'a verilen tank palet fabrikasını bir hafta içinde alacağız ve onu tekrar Şanlı ordumuza vereceğiz. Bizim milliyetçiliğimiz sözde milliyetçilik değildir. Özünde milliyetçiyiz biz. Yürekten milliyetçiyiz biz. Sen nasıl olur da Avrupa'nın en büyük tank palet fabrikalarından birisinin değeri 20 milyar dolardır alacaksın Katar'a vereceksin. Niye veriyorsun kardeşim? Hangi gerekçeyle verdin? Bir de şu soruyu sorayım. Benim dışımda itiraz eden var mı? O zaman niye oy veriyorsunuz? Kusura bakmayın. Ben de bu soruyu size size sormak zorundayım. Niye oy veriyorsunuz? İki. Dünyada hastanesi olmayan hiçbir ordu yok. Hiçbir ordu yok. En büyüğünden en küçüğüne kadar her ordunun mutlaka hastanesi ve askeri tabibi var. Bizim ordumuzun ne hastanesi kaldı ne de doktoru. Allah nasip eder iktidar olduğumuzda bir hafta içinde ordunun elinden alınan o bütün hastaneleri alıp yeniden ordumuza vereceğiz. Yeniden. Değerli arkadaşlarım, sivil bir doktor terörle mücadelede eksi 30-35 derecede gidip görev yapmaz arkadaşlar. Ama askeri kim gider? Görev yapacak onun görevi o zaten, işi o zaten. Şarapnal geldiği zaman bomba patladı zaman ilk müdahaleyi o yapar zaten. Siz alıyorsunuz müdahaleyi yapmak için Türkiye'ye getiriyorsunuz diyelim, başka bir yerden yolda kişi hayatını kaybediyor. Şehit oluyor arkadaşlar. Şu soruyu sorun. Hangi gerekçeyle ordunun elinden hastaneler alındı? Hangi gerekçeyle? Bana çıkıp bir Allah'ın kulu söylesin. Ben bugüne kadar bu soruyu defalarca sordum. Cevabını alamadım. Sorun. Buraya bir sürü milletvekili geliyor. Sorun. Arkadaşlar siz bu hastaneleri niye kapattınız? Niye ordunun elinden aldınız? Üç. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez kendi topraklarımızdan bayrağı indirdik ve Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdık. Bir daha söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez kendi toprağımızda dalgalanan bayrağı indirdik. Orada Bulunan Süleyman Şah türbesini kaçırdık. Niçin? Yani e bunlar milliyetçiydi. Hani bunlar vatanseverdi. Ya bir karış toprağımız için gerekirse biz canımızı vermeye hazırız arkadaşlar. Bir karış toprak için. Bir karış. Allah nasip eder iktidar olduğumuzda göreceksiniz. Süleyman Şah türbesi tekrar o topraklara gidecek ve orada bizim bayrağımız dalgalanacak. Hiç kimsenin bundan endişesi olmasın. Yapamıyorlar, yapacağız. Yapacağız. Belki merak ediyorsunuzdur. Kılıçdaroğlu ya da CHP neden Suriye Teşkilatına hayır dedi? Size gelip derler büyük bir ihtimalle. Zaten bunlar terör örgütüyle beraberler. O nedenle terör örgütünü destekliyorlar. O nedenle bu tezkereye de evet dediler. Ya hayır dediler. Size gerçeği söyleyeyim. Değişik yerlerde değişik ortam. Çok söyledim ama bir burada da söyleyeyim. Kendi topraklarında yabancı bir askerin postalığını isteyen bir arkadaşımız var mı salonda? El kaldırsın. Böyle bir arkadaşımız var mı? Yok. Biz de istemedik zaten. O nedenle hayır dedik zaten. Tezkereye siz. Siz tezkereye terörle mücadele konusunda hükümet isterse cumhurbaşkanlığı isterse yabancı askerleri davet edebilir. Ne demek yabancı askerleri davet edebilir? Sordum. Hem Sayın Bahçeli'ye sordum hem Sayın Erdoğan'a sordum. Hangi yabancı ülkenin askerini terörle mücadele konusunda Türkiye'ye davet edeceksiniz? Şu ana kadar hiçbir cevap yok. Sizden istirhamım. Gördüğünüzde siz de bu soruyu sorun. Vatanseveriz hepimiz. Benim ülkemde yabancı askerin ne işi var Allah aşkına ya? Terörle mücadele ise polisi yapıyor, askeri yapıyor zaten. Şehit oluyor bak. İki şehit babası burada. Siz dışarıdan getireceksiniz. Kim o tezkereye o cümleyi ilave ettirdi? Kim? Kim ilave ettirdi? Hangi emperyal güç o cümleyi oraya ilave ettirdi? Dedim ya, bizim milliyetçilik anlayışımız onlarınkiyle asla kıyaslanamaz. Biz gerçekten özünde, gerçekten bayrağını, gerçekten vatanını seven, gerçekten vatanı için mücadele eden bir gelenekten geliyoruz. Kuvayi Milliye'ciyiz. Kuvayi Milliye'nin Kuvayi Milli mücadelesi verilirken dışarıdan asker mi geldi arkadaşlar ya? Bir şey daha istiyorum sizden. Açık. Bize güvenmenizi istiyorum. Açık söylüyorum. Bize güvenmenizi istiyorum. Bize güvenin. 20 yıldır görev yapıyorlar. 20 yıldır iktidardalar. 20 yıldır çalışıyorlar. Ya 20 yılda Allah aşkına ya bu ülkenin öğrenci yurdu sorunu çözülemez mi ya 20 yılda? Bana çıkıp birini söyleyin. Şu fabrikayı yaptılar diye. Devlet şu fabrikayı yaptı değil. Bir fabrika ismi söyleyemezsiniz bana. Bir fabrika ismini. E hani sosyal devlettik biz? Hani işsize iş bulacaktık biz? Hani işsizliği bitirecektik biz? Her birinizin düşünmeye ihtiyacı var. Benim de düşünmeye ihtiyacım var. Bu toplantının önemi nedir? Bu toplantının önemi kanaat önderleriyle ben toplantı yapıyorum. Kanaat önderi olmak sıradan bir olay değildir. Kanaat önderi siz ben kanaat önderi olacağım deseniz de olamazsınız. Kanaat önderi sizi kanaat önderi yapan toplumun kendisidir. Toplum sizi kanaat önderi yapar. Çünkü size inanır ve size güvenir. Kanaat önderinin bir yerde düşüncesini ifade etmesi halinde o dikkatle dinlenir. O nedenle kanaat önderleri olarak oturup düşünmeniz lazım. Türkiye'nin buradan çıkması lazım. Türkiye'nin ekonomide katma değeri yüksek ürünü üretmesi lazım. Akıllarında bile yok. Akıllarında bile yok. Hepiniz cep telefonu kullanıyorsunuz değil mi? Hiçbirisi Türkiye'ye ait değil. Katma değeri yüksek ürün üretemezseniz, üretmezseniz, ürettirmezlerse, katma değeri yüksek ürün üreten ülkelerin pazarı olursunuz. Biz pazar olmak istemiyoruz. Egemen güçlerin pazarı olmak istemiyoruz. Biz üreten Türkiye ile güçlenmek istiyoruz. Çiftçisi de üretecek, fabrikada sanayisi de üretecek. Üniversitedeki hoca bilgi üretecek. Teknoloji çağındayız. Bakın değerli Osmaniyeliler. İnsanoğlu tekerleği bir milyon yılda keşfetmiş. Bir milyon yılda tekerleği keşfetmiş. Şimdi her saniyede birden fazla buluş var. Her saniyede. Biz bunun neresindeyiz? En diplerindeyiz. Yeni bir ekonomi anlayışına, yeni bir politikaya, yeni bir sanayileşme ihtiyacımız var. Dün grupta söyledim. Güneydoğu Anadolu'nun yarısı kadar olan bir devlet, yani Tayvan kişi nüfusu 23 milyon 580 milyar dolar Gayri safi milli hasılası. Yani milli geliri 580 milyar dolar. Yıllık ihracatı 500 milyar dolar. Bizi ikiye katlıyor. Güneydoğu Anadolu'nun yarısı kadar olan bir devlet. Bir ada devleti. Çip üretiyor. Hani neredeyse hayatımızın her alanına gelecek olan çipleri üretiyor. Biz neresindeyiz? Politikacılar bunu söylüyor mu Allah aşkına size? Ya bir gelecek ufku çiziyorlar mı acaba? Bu ülke nereye gidecek arkadaşlar? Nereye gidecek? Hindistan'a bakın, Çin'e bakın. Kişi başına gelir bizim çok altımızdaydı. Geldiler hepsi bizi geçtiler. Bulgaristan geldi bizi geçti. Macaristan geldi bizi geçti. Yunanistan zaten çoktan geçti. Ne olacak o zaman? Yeni bir anlayışa ihtiyacımız var. Siyasetçi bu yeni anlayışı size anlatmak ve siz de yeni anlayışa destek vermek zorundasınız. Çünkü bu memleket sadece benim değil ki. 85 milyon ortak memleketi. Beraberiz zaten burada. Ayrıca şunu da söyleyeyim. En geç iki yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi kendi ülkelerine göndereceğiz. İki yıl içinde. İki yıl. Buna da kızıyorlar. Nasıl göndereceksin diye. Göndereceğiz arkadaş. Irkçılık yapmadan göndereceğiz. Türkiye'nin itibarını koruyarak göndereceğiz. Gittim. Avrupa Birliği'nin bütün büyükelçileriyle de konuştum. Kardeşim önce onların oradaki yolunu, okulunu, köprüsünü, hastanesi ne varsa hepsini yapacağız. Nasıl? Avrupa Birliği fonlarıyla. Kim yapacak? Bizim müteahhitler. Sonra ikinci aşama olacak. Büyükelçilikleri karşılıklı açtıktan sonra bir ikinci aşama olacak. Bunlar kendi ülkelerine giderken tabi bunların can ve mal güvenliğinin tekrar sağlanması lazım. Oturulacak bu konuda mevcut olan yönetimde protokol yapılacak. Gerekirse Birleşmiş Milletler devreye girecek. Buradan giden insanların tırnağına zarar gelmeyecek. Üç, bizim Gaziantep'li iş insanların orada dünya kadar fabrikaları vardı. Diyeceğiz gidin kardeşim fabrikalarınızı yeniden çalıştırın. Bunlara iş verin, bunlar çalışsınlar. Bakın ırkçılık yapmıyoruz. Bakın Türkiye'nin itibarını yerde süründürmüyoruz. Bakın herkesi gönüllü olarak kendi ülkelerine gönderiyoruz ve Türkiye buradan olağanüstü prim yapacak. Ha orada çalışsınlar, üresinler istiyorlarsa turist olarak gelsinler bize. Hiçbir sorunumuz yok zaten bunlarla. Meseleye akılcı bakmamız lazım. Akılcı. Akılcılıktan çıkardığınız zaman bir politikayı ülkeye zarar verir, Türkiye'ye zarar verir. Şimdi değerli arkadaşlarım, birazdan buraya oturacağım. Fazla değil, 15-20 soru alacağım. Soruları rahatlıkla sorabilirsiniz. Ya acaba bu soruyu sorsam Genel Başkan üzülür mü? Üzülmem, rahatlıkla sorun. Rahatlıkla sorun. Hiçbir soruya üzülmem. İki Acaba bu soru da genel başkanına sorulur mu? Niye sorulmasın? Rahatlıkla sorabilirsiniz. Bir şeyden emin olmanızı isterim. Sorduğunuz her soruya büyük bir samimiyetle cevap vereceğim. Yani klasik politik, politikacıların yaptığı gibi top çevirmeyeceğim. Ya alttan mı gireyim, üstten mi gireyim, nasıl atlatayım falan değil. Açık net. Siz açık net soracaksınız. Ben de açık net cevap vereceğim. Dolayısıyla birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Ve birbirimize güveneceğiz. Ülkenin mihenk taşını sizler oluşturuyorsunuz. Geleceğini de sizler oluşturuyorsunuz. Ülkenin gençleri umutsuz. Niye umutsuz? Herkes yurt dışına gitmek istiyor. Niye yurt dışına gitmek istiyor? Dünyanın bir numaralı üniversitesine gittim. Bir numaralı. MIT Amerika'da. Bir numaralı üniversitesi. Çok sayıda bizim bilim insanı hocalarımız var orada. Orada çalışıyorlar. Bazıları Türkiye'den ayrılmış gitmiş oraya. Yeni buluşlara imza atıyorlar. Dolayısıyla size büyük görev düşüyor seçimlerde. Sadece bir şey istiyorum. Sandığa gittiğiniz zaman elinizi vicdanınıza koyup vicdanınızın sesini dinleyin, ondan sonra oy kullanın. Bakın illa gelince CHP verin demiyorum. Vicdanınızın sesini düşünün, ülkenizi düşünün. Evlatlarınızı düşünün. Ondan sonra gidin. Hangi parti istiyorsanız oy kullanın. Türkiye kirliliği çekemez. Daha fazla kirli bir ortamı Türkiye çekemez. Türkiye'nin temizlenmesi ve aklanması lazım. Düzgün ahlaklı bir siyasetin mutlaka gelmesi lazım. Bu gelmediği takdirde mümkün değil. Bakın Zeydan Başkan burada dünyanın borcuyla devraldı. Şimdi borcu yok. Üstelik yaptıklarının iki katını yaptı. Hem borcu ödedi hem yaptıklarının iki katını yaptı. Ayrıca parası da var. Para var arkadaşlar para yok değil. Para var da para nereye gidiyor? Şundan da emin olun. Benim söylüyorum ya beşli şeteler. Hiç endişe etmeyiniz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenden o paraları alacağım. Burunlarından fitil fitil, fitil getireceğim. Hiç endişeniz olmaz. Alacağız o paramı. Evet. Kim üretiyorsa, kim kazanıyorsa başımın üstüne. Hangi partiden görüşten olursa olsun. Ama tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyorsan ona kusura bakma diyeceğiz. Gereğini yapacağız. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun, var olun arkadaşlarım.